Muhammed sana ne dedi? Bağırma. Muhammed sana ne dedi? Hani bu dedi fotoğrafların dedi Gülcan dedi görmüş dedi erkeklere dedi fotoğraf atıyormuş bu. Ben fotoğrafları asla görmedim. Gülcan'ın haberi varmış bundan dedi. Sana Muhammed mi? Muhammed. Muhammed telefon attığımızda Muhammed böyle mi söyledi? Hayır abla. Nasıl söyledi? Abla ben ilk önce ben bu konuyu öğrendikten sonra Sefer aradım. Sefer'le biraz itiştik. Hı. Abi ne bu mesaj konusu ne bu fotoğraf motoraf diyorlar dedim. Ben görmedim bak abla. Hı. Hatta ben pazartesi günkü yayınımda da söylemiştim. Bedriye geldi, konuştular, yan yana olduklarını anlattı. Sefer de bana aynısını anlattı, Bedriye'nin anlattığını. Ben bunu Tayfur'la da konuştum. Ya dedi adam ayıp oldu, bize iş bulacaktı. Ya oğlum bu mesaj, resim, ya onlar önemli bir şey değil. Aynısını annesi de söylemiş bak Gülcan Hanım'a. Onlar Gülcan'ı rahatlatmak istiyorlar, ne desinler? Abla bak ben resimleri görmedim. Ben hatta söyledim Gülcan ablamla da konuştum. Oğlum yok dedi silmişler dedi. Bak görmedim abla resim. Peki açık seçik dediği fotoğraf hangisi? Öyle demişsiniz. Yayında söyledi ben kulağımızda duyduk. Açık seçik fotoğraflar atmış Gülcan dedi. Hayır açık seçik fotoğraflar yok, demedi. O dedi. O dedi. Resim atıldı denilmedi. Tamam nereden resim biliyordu o zaman açık seçik? Resim atılmış diyorum ben Sefer'le konuştum öyle bir şey yok dedi diyor. Ben de buna diyeyim ki Sefer diyeyim iş buluvereceği de bak. Hani o mesajı gördüm ben diyorum adama da ayıp oldu bak adam da nirelere girdi. Bizim yüzümüzden diye ben evet, bunu da diyorum evet. Yani. Tamam buraya kadar anladım. O zaman yayında niye açık saçık dedin? Abla yine diyor bak açık saçık diyor fotoğraflar atmış diyor atıyormuş diyor. Bunu diyor Gülcan biliyormuş diyor Gülcan'ın haberi var diyor. Ya açık saçık fotoğraflar demedi açık bak kadına bağlandı belki de bu saç söyledi. Açık fotoğrafları gördü tekrar yani. Tekrar yalan söyleyip ortaya dökme yalan 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 yeter. Kadın bana dedi ki benim eşime fotoğraf atmış dedi. Ben dedim abla bana gönder ben bakayım. Bana göndermedi. Tamam dedi ben eve gidince görümcemle konuşayım dedim. Sana tamam biz orayı anladık. Ben şunu tamam. Söylüyorum. Sana bunu Muhammed mi söyledi? Muhammed'den duydum abla. Tamam. Sen de dedin ki adamı da bu işlere mi soktuk dedin. Ha, yani biz iş uçun şey diyor ya bize. Hani mesaj atıyor ya iş buluvereceğim diye. Tamam. Sen de yani ya. Da, yani ben yine onu diyorum. Tamam. Sanıyorum yani. Tamam. Oraya kadar anladım. Konu böyle kapandı. Ha bu da sonra diyor ben buraya konuştum Sefer'le de Sefer'dir öyle bir şey yapmaz diyor hani yoğunmuş diyor. Hı. Tamam diyor şey etme hani ben de diyorum hani o mesajdır Muhammed o mu diyorum. Hı. Şey etmiyor yani ben niye yine yapmıyor, o mesajı sanıyorum. Niye yapmıyor Sefer? Niye hiçbir şey yapmıyor Sefer? Hani yapma hani ben konuştum. Niye sen badem almak için ararken Özlem'i sen arıyorsun da niye Sefer yapmıyor? Sen ne yapıyorsan Sefer de onu ama yapabilir. Ama yani eşimizden de öyle bir şey. Ha? Hani dürüst hani görmedik hani Perihan'dan da öyle bir şey. Hani. Tamam. Bilmiyorum. Anladım. Çok güzel bu şekilde kapattınız. Sonra konu buraya geldi. Biz tesadüfen seyircilerle beraber bunu duyduk. Sen dedin ki ya bulalım orayı Ahmet'e. Sen dedin ki açık saçık fotoğraflar atmış açık dedin. Saçık işte abla bu hani belki hani yine diyorum açık saçık fotoğraflar. Belki de bu fotoğrafı diyorlar. Yani ben görmedim ki. Biz ben burada görüyorum. Bak, açık saçık şey olduğu zaman sana göre açık saçık olduğu zaman o zaman niye yanlış anlaşılmıştır Sefer'i de bu işe kattık diye üzülesin ki? Abla bak hani yok. Bak Tayfur çok açık, ben net, bak, çok açık ve net bir şey söyleyeyim. Senin eşinin giyim tarzı belli. Şimdi biz Gülcan'ı burada böyle görüyoruz. Gülcan eğer bu şekilde saçını başına açıp böyle eğilip selfie yapıp bir adama fotoğraf atıyorsa bunun anlamı bellidir. Tartışma konusu değil. Tartışma kabul etmem. Bitti. Öyle değil mi? Evet abla da. Tamam. Tamam. Şimdi bak sen de bunu anlıyorsun açık saçık diyorsun. Sana göre açık saçık. Yani bana göre açık saçık değil. Ama sana göre açık saçık bu fotoğraf. Öyle değil mi? Evet. Madem görmemiştin, madem hiç konuşmamıştın, madem Sefer'le Bedriye de böyle bir şey yapmazdı. Niye o zaman açık saçık dedin burada? Şöyle demedin ki abla ya bir şeydir ya atmış ben gördüm. Abla ben dediklerini diyorum yine bak Muhammed'in dediğini diyorum yani açık saçık yani erkekler. Tamam Muhammed sana açık saçık mı dedi? Evet açık saçık. Tamam niye o zaman karakolda Sefer'in omzuna yapışıp da abicim niye benim karım sana açık saçık fotoğraf atıyor demedin? Ulan demedim işte yani. Niye demedin? Niye? O hani zaman biliyordun ki demedin. Şey sanıyorum ben iş uçun attığı mesajı sanıyorum yani. Görmeden ama buna karar veremezsin ki. Görmeden yani nasıl karar verebilirsin? Demek varmış yani abla hani durum buraya gelse ya bu fotoğrafı ancak yani sen atarsan o zaman hangi fotoğrafın atıldığından emin olursun. Ben abi yemin olsun yoksa atmadım da görmedim de. Yoksa insanoğlunun merak denilen bir duygusu vardır. Hele ki eşinle ilgili, hele ki sevdiğinle, hayat arkadaşınla ilgili böyle bir iddia ortaya atıldığında
Ya çıkar şu telefonunu, görmek istiyorum o fotoğraf. Neymiş, ne yazıştın? Göster bana çabuk dersin, elinden hatta alırsın o telefonu. Bakmaya çalışırsın. Bu hani, dünyanın en sakin insanı olsan dahi bu böyle. Perihan yapmaz öyle bir şey, yani şey etmedi. Kim yapmaz? Hani Perihan'ın edip sefer yap hani. Ha bir dakika. Madem ki karına bu kadar güveniyorsun, Bedri'ye bu kadar bunları yapmaz diyorsan, o zaman niye bir kirazda o kadar sinirleniyorsun? Neden kapıda bırakıyorsun? Neden 13 yaşında, 14 yaşındaki kızına, anneniz iki çocukla adamla kaçtı diye kaybolduğunun ertesi günü söylüyorsun? Ve niye aramıyorsun? Evet. O zaman niye başkasına gitmiştir diye kollarını böyle yapıp da arkana yaslanıp rahat rahat oturabiliyorsun? İkisi arasında ciddi bir çelişki var. Sen bu kadının nerede olduğunu şu anda biliyorsun. Abi yemin olsun bilmiyorum. Hani bilsem ben niye buraya çıkıyorsun abi? Hak veriyorum. Şöyle bilmeyebilirsin. Tamam, orasını anlatma. Şey yok orasını anlat. Çok alkollüydü. Nerede, nereye ne bıraktığını bilmiyor olabilirsin. Söyleyeceğim bu kadarını da, dayanamayacağım artık çünkü. O zaman bilmiyorsun. Ne oldu o günü, senin anlatman lazım. Biz hangi bandın yarısına kaldık ya? Bir bandın da ben gene yarısında kestim de. He? Ay üfürükçülerin mi yarısına kaldım? Tüh. Üfürükçüler de güzeldi. Üfürükçü başı alın da izleyelim ya. Bence zaten bunu en baştan herkes bir izlesin ya, bu üfürükçü şeyini. Sende karısını arayan adam durumu yok. Ben Rahmi Bey ve Şevki Bey gibi söylemiyorum. Ben sen bir şey yaptın diyemem. Ama sen karını aramıyorsun. Allah'ım. Senin karını aramamanın sebebi o gün başka bir şey yaşıyor olmanız. Yoksa domuz olsa karım nereye gitti diye döner bakar kardeşim. Merak edersin. Mesela ben merak ediyorum, biliyor musunuz Bedriye nerede? Ciddi ciddi merak ediyorum. Biz de ediyoruz hani. Ben burada dışarıda diyorum mesela, ne oldu ne gitti. Biz geçmiş üzerinden 3 ay şimdi izliyoruz, merak ediyoruz. Sen o gün, o gün daha sen o gün gidip oralarda içene kadar. Bir de sen kaç lira maaş alıyordun, sormuş muydun? Kaç liraydı maaşı? 11. 11 bin lira. O da Temmuz. Yani o gün bizim bildiğimiz 7 tane, pardon 8 tane o içki. Baktım ben ona 40 küsür. 3 tanesiniz yani ya 8 ya 11 tane içmişsin. 11 tane ise 440 lira falan. 450 lira. 500 lira para gitti yani. 440 evet. Yani 11 tanesi 400. Nereden bu paranın suyu geliyor? Çünkü sen eğer o gün 450 500 lira kontakçıya kaç lira verdin elektrikçiye? 600. Ha? 600. O 600 lirayı kaç yaşındaki babandan isteyene kadar o zıkkımı içmesen de kendi cebindeki parayı adama verseydin. Baban size kaç lira göndermişti? 1000 lira gönderdi. He, sen o 1000 liranın 600 lirasını verdin, geri kalan 400 de aldın değil mi o kutuları? Daha şey. Hı? Öyle yaptın değil mi? Adama 1000 lira dediniz. Kaç değil abi, hani anahtarın ne olduğunu bilmiyorduk yani. Üstüne de içeyim dedim. Hani kaç para olduğunu bilmiyorduk yani. Neyin? Anahtarın kaç lira olduğunu bilmiyorduk. Kontağın. Kontağın. Tamam, madem köye gideceksin, baba sen 1000 lira göndermişsin, 600 lira tuttu, al bu 400 lira da diyebilirsin. Öyledir ya. Hani biz bir masraf yaptığımızda üstünü veririz ya. Tayfur, niye buraya geldiğinden beri hep böyle at kafadan bilgi yarışması yaptık? Valla artık bilgi yarışması yapmıyorum yani. Ne şey ediyorsam ben onu bir şey ettim. Ben sana buraya tahtayı açtım. Dedim ki sen o gün hepsiyle konuştuk. Teşekkür ediyorum tüm Akşehir'e. Başka bantlarım da var, izleteceğim. Bütün Akşehir halkı da konuştu. Bir tek sizin apartmandaki iki kişiyi anlayamıyorum. Çünkü o gün orada ne olduğunu duymamanız mümkün değil. Elinizi vicdanınıza koyun. Sen o gün yani arabanın kontak anahtarını yaptırıyorsun. Adamın geldiği saat belli, gittiği saat belli, kamera kayıtlarından belli. Oradan çıkıyorsun, diyorsun ki hani o kaymakamlı, yani
şey mantığı yok. Sen şimdi kendini benim yerime koy. Sen eve geliyorsun, karını sokağa atıyorsun ama kapının önünde olacağını düşünüyorsun. Bakıyorsun sokakta yok. Dediğine göre çıkıyorsun oradan, kaymakamlığa giderken de ondan sonra böyle bakınıyorsun etrafına bir. Çarpışan arabalara, bilmem nelere falan. Yolda kahveye giderken biriyle karşılaşıyorsun. Abi benim çocukları gördün mü diyorsun, sana göre bir arama çalışması oluyor bu. Ama mesela durağa bakmıyorsun. Durakta mı diye. Çarpışan arabalara bakıyorsun. Oysa durakta olması gerekir. O aklına gelmiyor. Sonra oradan parayı alıyorsun. Elektrikçiye gidiyorsun. Elektrikçiyle tekrar eve dönüyorsun. Diyorsun ki evden çıkarken de anahtarı bıraktım ben paspasını işte ayakkabının oraya diyorsun. Ama elektrikçiyle beraberken eve çıkıp benim karım eve geldi mi demiyorsun. Şimdi bak, dakika bir, gol bir. Mantığı yok. Neden yok? Çünkü normal şartlarda belki kadın hakikaten bir yerdeydi, senin de çıkmanı bekledi kavga etmemek için. Girdi, anahtarla açtı, giyindi, evde bir seni bekliyor. Siz de köye gideceksiniz ya kiraz toplamaya. Adam da geldi, arabanın anahtarını yaptı. Eğer hiç bir problem yoksa senin de eve çıkıp ya da seslenip gel Bedriye, Perihan, neyse aşağıya demen lazımdı. Gitmeniz lazımdı köye. Sen karına bakmıyorsun. Çünkü karının eve gelmeyeceğinden eminsin. Nasıl emin oluyorsun karının eve geri dönmeyeceğinden? Bilmiyorum yani. Neyi bilmiyorsun ya? Bak yani kontağı yaptırdık yere bakıyorum yine yok yani. Hayır, bakmadım dedim. Kontak anahtarını yaptırırken... Kontağı yani yaptırdıktan kere hani yine... Hayır, o zaman bakmadım dedin. O zaman zaten arabanın yanında oturuyormuşsun. Şeyci de aynı şeyi söylüyor. İşçi de aynı şeyi söylüyor yani. Elektrikçi de aynı şeyi söylüyor. Oradan basıyorsun. Kadın evde mi diye bakmadan köye gidiyorsun. Şimdi bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Ben Osman Bey. Bilirim ki devlet milletin hanesidir. Devleti kurmaya yürek, milleti korumaya kudret gerek. Ama ben kudretimi ailemden alırım. Güçlü olmak evvela aile olmaktır. Yüreği çelik, kanı deli akan... Evladım Orhan, ay maşallah, ay maşallah. Aklı pusadından keskin, yiğitlerden yiğit olan evladım Alaaddin. Sağ. Gözümün ışığı, hanemin neşesi, güzeller güzeli Fatma'm. Ve en büyük ailem milletim. Her birinin gözünde aynı düşü görür. Cihana yayılan çınar hepimizin düşüdür. O düş ki... Tek bir sancak altında dev bir aile olmaktır. Devlet olmaktır. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. Oğlunu